Türkiye'nin konuştuğu cinayet iddiasıyla devam edelim. Mehmet Taşpınar'ın Müge Anlı'nın programına eşini aramak üzere başvurmasıyla gündeme gelmişti konu. Aranan eş ve annesinin hunharca işlenmiş bir cinayetin altında imzası olduğu öne sürülmüştü. Yeni iddialarla birlikte şüpheli listesine bir isim daha eklendi. Onu da Müge Anlı da dedi, duyunca hani mümkün olmasın dedim. Yalan konuşmasınlar. Et makinesini Mehmet Taşpınar aldı götürdü. Vahşi cinayet iddiasında adı geçti. Hakkındaki söylemlerle çelişkili yanıtlar verdi. Ayşegül diye birini tanıyor musun? Tanımıyorum abla. Merhaba Mehmet, beni tanıdın mı? Abla tamam, doğrular istiyorsan konuşayım ben. 6 yıllık bir beraberliğim vardı. Suçlamalar artınca sesler yükseldi. Sen kendi ayağına sıktın Mehmet. Sen beni korkutamazsın ki. Mehmet Taşpınar 13 yıldır birlikte olduğu Güllü Çolak'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuş. Stüdyoya gelen yakınları ise aradığı kadının bir cinayete karıştığını iddia etmişti. Halam adamı bıçaklamış, öldürmüş, et makinesinde çekmişler, lavaboya akıtmışlar. Ancak ortaya çıkan yeni tanık ifadelerine göre korkunç iddiada Mehmet Taşpınar'ın da parmağının olduğu söyleniyordu. Seninle yüzleşmeye gelen bir başka kadın daha var, Hatice Ekiz. Sen kendisini de tanımadığını söylemiştin. Kocamla problemim olduğunda bu adamı kaldıralım, kıyma makinesine keselim dediğini anlatıyor. Hayır abla, kodasını niye gerek? Kodası zebani gibi adam. Kodasının altında her şeyi yapan adam. Kodasını kesmeye ne gerek var mı? Hatırlamadığın kadının kocasınınla aynı iş yerinde çalıştığını nasıl hatırlıyorsun? Şimdi abi, biz şoför olduğumuz için gerçekten yoldan yola geçerken birbirimizi tanırız. Demek ki kadını biliyorsun. Söylemleri reddeden adamın çelişkili tavırları gözden kaçmadı. Sen ilk başta buraya geldiğinde herkesin Gül'ün üzerine saldıracağını, sen sıyrılacağını düşündün ya. Ben artık senin de bu cinayette parmağın olduğuna inanıyorum. Kıyma makinesini anlatıyordun, sen sattın, ben sattım, o aldı bilmem ne falan. Bu başta bir konuştun sen güzel. Sonra Mehmet de bu işi biliyordu denmeye başlayınca... Abla benim bilgim dışında. Köşeye sıkışan adam her geçen dakika daha da sinirlendi. Bir yıkım yaşadık, evin Müge Hanım ta temeline iniyorlar. İzimiz kalmamıştır, ondan çok emin bu. Neye ondan ama bunun emin sadece... Ya? Neye ondan emin ya? Evet, altı... Ya sen adamı kaç parçaya böldüğünü de söylüyorsun. Yalan söyleme lan, yalan söyleme, bu kadar iftira atma. Emniyet yetkilileri de sizi kendi izliyor. Kendi ayağına sıktı. Şu Mehmet falan dedin ya, kardeşim kimi öldürdüğünü söyleyin, sen sağ ben abla, selamet. Abla biz kimseyi öldürmedik. Ve bak ben sana şöyle söyleyeyim Mehmet, ben bu iddianın doğru olduğuna inanıyorum.